Gündemdeki gelişmeleri paylaşmaya sürdüreceğiz ama bir sıcak gelişme arası verelim. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekranlara da son dakika bilgisi olarak arkadaşlarımız yansıttı. Otomobil sitelerine ikinci el otomobil satışının gerçekleştirildiği Aynen. sitelere dört hakim siteye bir soruşturma var. Bu soruşturma oldukça sıcak bir gelişme. Doğru. E, detaylarına e, elbette. Bakacağız ilerleyen dakikalarda ama nasıl yorumlarsınız? Şimdi tabii bu konutta da yapılmıştı biliyorsunuz hakim Doğru. olmak ve oradaki balonu oluşturmak. Nasıl sebebiyle... yapıldığını da kısaca dilerseniz evet. özetleyelim. Yani şimdi e, konutta şu oluyordu mesela araçta ya da araçta, ya da araçta e, bir e, sitede olmayan satışta olmayan bir konut satıştaymış gibi ilanı veriliyor ortada öyle bir konut yok. Ama mesela işte 100 birimlik evi 200 birim gösterip aslında... Gerçekte, Fiyat belirleniyor yani. yani gerçekte özellikle. satışa çıkan evin fiyatını yükseltmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu otomobilde de yapıyorsunuz. Hakim konumda olduğunuz için, zaten piyasaya hakim olduğunuz için... Biliyorsunuz bu marketlerle ilgili soruşturmada da piyasaya hakim olup... ...fiyatları belirleme noktasında rekabet kurumu soruşturma açıp ceza vermişti. Şunu söyleyelim, tabii soruşturma açılıyor. Bunlar, onların suçlu olduğu anlamına Doğru. gelmiyor. Soruşturmanın neticesinde bu ortaya çıkacak ama... Çok hakim şimdi isimler veremiyoruz. Kendi hayatımızdan da örnekler verdiğimizde hepimizin e, araç evet. alırken ya da zaman zaman baktığı ev alırken ya da ev satarken baktığı siteler ve oradaki Aynı. sitelerin e, benzer evler ya da muadil araçlarla birlikte bir fiyat oluşturduğunu e, görüyoruz. Herkes zaten. kendi hayatı içerisinde tecrübelerden de aktarabilir. E, ama bunu nasıl oluşturuyorlar? Bunu oradaki e, giren satıcılar mı yapıyor? O sitenin bunda etkisi ne kadardır sanırım bu soruşturulacak. Doğru yani bir tanesi de işte siz eğer oradan bir yer satın alıp da kendi aracınızı ya da evinizi satıyorsanız o farklı. Bu site kendisi zaten kontrol edip o fiyat Doğru. oluşumuna yol açıyor. E tabi bunlar önemli şeyler. Geçtiğimiz günlerde bir yasal düzenleme de çıkmıştı. burada yayınlanacak ilanların sahte olmaması noktasında o ilanla ilgili mutlaka önceden Hazine Maliye Bakanlığı'na bilgi verilecek ki vergilendirme söz konusu olacak. Soruşturmanın neticesini beklerim. Önemli. Bunlar tüketici açısından önemli. Niye? Biz Doğru. birer tüketiciyiz. Bir kandırılmamamız gerekiyor. Yani hiç e, otomobilde de konutta da olmayan fiyatlar ortaya çıktı. E, bakıyorsun şimdi ben mesela diyelim ki sizin bir X marka arabanız var. Orada bakıyorsunuz e, aynı araba atıyorum şu 400 bin liraya satılıyor. Diyorsunuz ki ya benim arabam daha iyi en azından vuruğu yok. Demek ki benim arabam 500 bin lira eder. Siz de satmayacaksanız bile oraya 500 bin liraya ilan koyabiliyorsunuz. Sizin aracınızdan hareketle başkası da Başkası koyarak koyuyor. piyasa bu şekilde ha, Olmadık yükseliyor. fiyatlar ortaya çıkıyor. Sonra biz diyoruz ki ya bu arabalar niye böyle? E, dolayısıyla e, bu soruşturmalar e, piyasanın selameti açısından çok önemli. Tüketicinin korunması açısından da önemli. Rekabet Kurumu son dönemde gerçekten tüketicinin korunması anlamında çok önemli işlevler görüyor. E, kendilerine de e, kolaylıklar diliyorum. Takip edeceğiz. Zor